Her Şey Ailede Başlar programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugünkü konuğumuz 2021 yılı için, aslında 2021 yılı aile yılı. Ama bugünkü konuğumuz bir özel, daha bir özel, farklı bir özel. Çünkü hem geçmişimizde ecdadımıza sahip çıkmak, hem de geleceğimizde çocuklarımıza, gençlerimize yol gösterme adına çok büyük bir görevi üstlenmiş, çok büyük bir görevi temsil eden bir dernek başkanımız var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Halp Malul Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı, Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Sayın İsmail Kumartaşlı Bey. Hoş geldiniz Başkanım tekrar. Hoş bulduk, tekrar. Çok teşekkürler, sağ olun. Başkanım az önce de söylediğim gibi gerçekten çok güzel bir görev icra ediyorsunuz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun tekrar göreviniz bu arada. Biliyorsunuz ki 2021 yılı aile yılı. Ama bir şehit ailesi, bir gazi ailesi için sizin için her yıl, her dakika, her saniye aile yılı demek ve aile demek. Bunun için size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bize biraz derneğinizden ve sizden bahseder misiniz? Ben Malul Gazi Piyade Uzman Çavuş İsmail Kumartaşlı. 11 Temmuz 2004 tarihinde Şırnak'ta görevliyken bölücü terör örgütü mensubu, hain teröristlerin yola döşemiş oldukları uzaktan kumandalı mayın patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kucağımda da devremi vermiş bir gaziyim. Tabii hastane tedavilerimizin sonrasında Malul Gazi olarak emekliye ayrılınca biz de sizin de belirttiğiniz gibi bir ailelerimize, daha doğrusu vatana olan görevimin durumdan vazife çıkartarak bitmediğini düşünerek Afyonkarahisar'da bir derneğimizin olduğunu öğrendim. Büyük bir eksiklik ama ben de yaralandığım tarihe kadar Afyon'da böyle bir derneğimizin olduğunu bilmiyordum. Ve derneğimize önce üye olduk. Sonra değişik kademelerde yönetiminde görev aldım. Ve son 11 yıldır da Afyonkarahisar'ımızın Türkiye Harp Mahalli Gaziler Şehit Dul Yetimler Derneği Şube Başkanlığı'nı yapmaya çalışıyorum. Burada eller öpülesi şehitlerimizin anne ve babalarına evlat olmaya, onların ailelerine, çocuklarına bir abi, kardeş olmaya ve gazilerimize de onlara yoldaş olmaya, onlara yol göstermeye, bir abi, kardeş olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz 1915 yılında Enver Paşa'nın talimatıyla kurulmuş ki 1915'te de aile ön plandaymış. Bugün de işte hem valiliğimizin hem de sizlerin programlarında biraz farkındalık yaratılmaya, oluşturulmaya çalışıyor. Derneğin kuruluş amacı o dönem cepheden dönen askerlerin memleketlerine dönebilmeleri ki o dönem düşündüğünüz zaman Musul, Kerkük, Yemen, evet, Şam'dan gelmiş maalesef askerlerimiz var. Tabii otobüs, tren, vapur, bugünkü gibi ulaşım araçları yok. Para zaten hiç yok. Bu askerlerimizin memleketlerine dönebilmeleri. Yine savaşta şehit olmuş olan şehitlerimizin dul ve yetimlerine maddi ve manevi destek olabilmek, yine savaşta uzuv zayiatına uğramış olan kahraman gazilerimizin o günkü adıyla koltuk değneği, tahtadan koltuk değneği, bugünkü adıyla işte ortez protezlerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir cemiyet. Enver Paşa'nın talimatıyla 10 tane zabit kumandan kendi ceplerinden bir meblağ koyuyorlar ortaya ve bu cemiyeti kuruyorlar. İlerleyen zamanlarda ordu pazarları kurulmuş bu cemiyete ve bu derneğe, evet, maddi ve manevi destek olması amacıyla. Yine Türkiye'mizde, ülkemizde ilk sinema fabrikası bu cemiyete gelir getirsin amacıyla kurulmuş ve bugünlere gelmiş. 1983 yılında da özel bir kanun ile, 2847 sayılı kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan, kamu yararına çalışan, Türkiye'deki şehitlik ve gazilik üzerine faaliyet gösteren tek dernek statüsünü almış. Genel merkezimiz Ankara'da. Şu anda Türkiye genelinde 51 ilde şubemiz, 27 ilçede de temsilciliğimiz var. Afyonkarahisar Şubesi de bu 51 ilden bir tanesi. Afyonkarahisar'ımızda bir şube başkanlığı ve iki temsilcilik olmak üzere biz de şehit ailelerimize, gazilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz fahri olarak. Dinar ve Sandıklı'da da temsilciliklerimiz var. Afyonkarahisar'ımız askeri çok olan bir memleket. Evet. Her ne kadar gurur verici bir tarafı olsa da çok üzücü olan bir noktası şu ki
Eğer ki memleketimizde, ülkemizde herhangi bir böyle çok gündeme gelecek çok sayıda bir şehit, yaralı bir olay var olmuş ise, mesela en son işte Bitlis Tatvan'da helikopter kazasında 12 şehidimiz vardı. Orada 2 şehidimiz vardı Afyon'un. Birisi Dinarlı komutanımız Gökhan Uysal Yüzbaşı komutanımız, bir de Şükrü Karadelik Asubay şehidimiz. Öbür taraftan yine İdlib'de 34 şehit oldu. Yine orada bir yüzbaşı şehidimiz, yine Dinarlı. Bir yüzbaşı gazimiz, bir uzman çavuş gazimiz ve bir astsubay gazimiz vardı. Yani biz herhangi bir gündeme gelen bir terör olayı veya herhangi bir olay olduğunda biz Afyonkarahisar olarak muhakkak bir üzücü, çok üzücü ama nasipleniyoruz. Bölgede çok fazla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Emniyet Teşkilatı'nda, Jandarma Teşkilatı'nda çok fazla asker ve polisimiz var. Tabii bu da sayının çok olması bizim de üyemizin artması anlamında olasılığı yükseltiyor. Faaliyetlerimiz söylediğimiz gibi biz dernek demiyoruz bizim derneğimize. Hep kendi içimizde şunu söylüyoruz. Bizim orası evimiz. Evimiz. Bizim gelenler hep annelerimiz, babalarımız. Biz de onların evlatlarıyız. Evlat olmaya çalışıyoruz onlara. Onların her bir şekilde bir yerleri eksik ama onların işte bu eksikliklerini giderebilmek anlamında. Gelişte bir en azından bir ellerini öpüp anneciğim babacığım hoş geldiniz diyebilmek. Güler yüzlü davranmak. En büyük görevlerimizden. Bir de şu oluyor. Genelde bizim işte bir şehit haberi, o kara haber veren ekip içerisinde de hep oluyoruz. Yani aslında çok da üzücü bir nokta ama o kara ekip dediğimiz işte ambulans, komutanlar, mülki amirlerimiz ve işte o dörtlü grubun içinde muhakkak biz de varız. İşte o bir eve gidiyorsun, hiç tanımadığın bir eve. Şöyle avucunla bir ateş topunu atıyorsun o eve. Ve o gün, o da o saniyeden sonra başlıyor o evde bir ateş yanmaya. Ve babalarımız, annemelerimizin hep söylediği de şudur. Bu ateş hiç sönmeyecek ve günden güne artarak devam edecek. Artarak devam. Ta ki biz mezara kadar gidene kadar bu ateş yanacak diyorlar ki hep öyle. İşte onlara tabii cenazemiz oluyor, törenimiz oluyor, namazımızı kılıyoruz, şehitlikte definimizi yapıyoruz ve işte o dakikalara kadar ilk 2-3 gün binler, 10 binler bizim yanımızda. Evet. Tören sonrası. Allah bin kere razı olsun. Yani yüreğinde bayrak, vatan sevgisi hisseden her vatandaşımız geliyor. Bizimle beraber ağlıyor. İşte o bir hafta 10 gün sonra herkes çekilmeye başlayınca işte İsmail Kumartaşlı ve ekibinin, derneğin görevi o zaman başlıyor. İşte acı o zaman daha yanında çok hissediliyor. O tabii acıyı hafifletmek. Tabii. Başkanım çok güzel cümleler kurdunuz. Teşekkür ederim. Ben sizin cümlelerinizden şunu çıkarttım. Diyoruz ki biz şehit şüheda memleketiyiz. Ama çocuklarımız, gençlerimiz de o kadar hala vatan ve milletini sevmeye aç ki. Evet. Diyorsunuz ki hala polisliği, hala askeriyeyi, hala görev alma bilincini kaybetmiyorlar ve bunlar bizi daha çok güçlendiriyor. Tabii. Yani doğru. Bunlar bizi daha çok güçlendiriyor ve gençlerimiz yine bu şekilde uğurda can vermek tabii için, bu vatan için, bu bayrak için, bu millet için yine biz varız diyor Afyonlu gençlerimiz. Doğru. Ve her köşesiyle Türkiye'nin, dünyanın her yerinde var olduklarını evet gösteriyorlar. Bu aslında çok güzel bir tespit ve doğru gurur verici bir tespit. Evet, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda, Cumhuriyet çocukları olarak, Türk çocukları olarak her yerde yer almak. Şehit olsak da, gazi olsak da biz orada varız diyebiliyoruz. Ben sizin anlattıklarınızdan yine yola çıkarak şunu çok merak ediyorum. Hani biliyorum ki kocaman bir ailesiniz. Siz kaç kişilik bir ailesiniz Afyon'da? Özellikle 1980'den sonra kaçakçılarla mücadele, evet, teröristlerle mücadele, görevleri başındayken trafik kazası ve silah kazası gibi nedenlerden dolayı, evet, uçak kazası, helikopter kazası gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybederek şehitlik hakları almış olan şu anda Afyonkarahisar'ımızda 328 şehidimiz var. Yine görevleri başındayken teröristlerle mücadele, kaçakçılarla mücadele, trafik kazası, silah kazası, helikopter kazası, uçak kazası gibi nedenlerden dolayı yaralanıp tedavilerinin sonrasında mağluliyetlikleri, hastane raporuyla kesinleşmiş olan mağlul gazilerimizin sayısı da 228. Şu anda
Hep şunu biz hep duamız şudur ki birçok vatandaşımız gün içerisinde muhakkak derneğimizi ziyarete gelirler, dualarını ederler, hal hatır sorarlar. Derneğimizin duvarına bir resim dahi asmak nasip etmesin Allah diye dua ederiz. Her sivil toplum örgütü gelişmek, büyümek, camiasını geliştirmek ister. İşte biz de bir tek camiasının büyümesini istemeyen, tek camia biziz, ailemiz genişlemesin. Mevcut sayılarla, mevcut anne babalarımız, ailelerimizle beraber günümüzü geçirelim diyoruz ama şu gerçek var ki, içerisinde bulunduğumuz coğrafya çok değerli bir coğrafya. Evet. Bu coğrafyada yaşamanın bedelini biz kirasını hep canla kanla ödedik. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da hep böyle olacak. Biz Allah'ın izniyle bu memleketten bir tek çakıl taşı dahi vermeyiz. Ve yaşadığımız özellikle bugünlerde ülkemizin hem içinde hem de dışında birçok düşman var. Ve bunlar terör örgütlerini kullanarak da bizlerin birlik beraberliğini bozmaya çalışıyor ve bayrağımızı indirmeye çalışıyor. Maalesef. Ve sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ama şunu biliyorlar aslında da bilmeliler ki bizim damarlarımızda akan kanda vatan sevgisi, millet sevgisi olduğu sürece o emellerine ulaşamayacaklar. Zaten işte bizi var eden duygu budur. Hangi tank gelirse, hangi bomba gelirse gelsin bizim damarımızdaki bu ruhu alamadıkları süre içerisinde bizim ülkemizi, birlik beraberliğimizi bozamazlar. Düşünün ki bir şehidimizin haberini veriyoruz. İlk verdiğimiz dakikadan itibaren benim şehit babam diyor ki bir evladım daha var, onu da gönderirim. Gerekirse gider, kendim de şehit olur, gelirim bu bayrak için, bu vatan için diyor. İşte bu ruh dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir ruh. Ve biz de bugüne kadar bu ülkeyi dimdik ayakta tutan ruh budur. Yine biz gaziler olarak hep şunu söylüyoruz. Kendim de çok ağır yaralanmış ve hala bunun pişmancılığını yaşayan aslında bana çok büyüğüm de dedi ki yani günah giriyorsun bunu böyle düşünme ama işte keşke bize de şehadet nasip olsaydı. O gün o tarihte biz de çok yaklaşmışken böyle hani direkten dönme derler ya böyle işte o yoğun bakım süreci geçmiş 4 gün 5 gün keşke biz de o şehadete ulaşıp da biz de öbür tarafımızı kurtarsaydık, Peygamber Efendimiz'e komşu olsaydık ama tabii bu dünyada, bu dünyalıklar için anne, baba, eş, kardeş çok acı çekiyorlar ama öbür tarafı daha farklı. Onun elhamdülillah Müslümanız. Bunlar bizim hep değerlerimiz. Ama hep söylüyoruz ve benim gibi bütün gazi arkadaşlarım hep söylüyor. Ben de onların sözcüsü olarak biz şunu söylüyoruz. Eğer devletimiz bize görev verirse, biz gazi olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya hep hazırız. İşte bu ruhla, bunu zaten biliyorlar, bütün dünya devletleri, içteki ve dıştaki düşmanların hepsi biliyor. Ve bizim bu bayrağımız, bu ülkemiz, bayrağımız ilelebet sonsuza kadar dalgalanacak. Bizim ülkemizden bir tek çakıl taşı dahi alamayacak bu hainler. İnşallah. Artık modernleşmeyle birlikte bunda... İnsanlar görünmez silahlarla savaşıyorlar başkanım maalesef dediğiniz gibi. Ama biz o kadar bilinçli nesiller yetiştirmeliyiz ki biz bir ölür bin diriliriz diyoruz. Yani burada sizin de anladığım kadarıyla dernek olarak dediğiniz gibi çok acı bir durum ki lütfen üyemiz artmasın, inşallah üyemiz artmasın diyerekten dua eden bir derneğiz aynı zamanda. Ama şu var, şimdi burada da yazıyor, her şey ailede başlar ya, işte gene buraya geliyoruz. Evet. O şehitlerin de aileleri vardı. Gazilerin, bizlerin de aileleri vardı. İşte bizi o anne baba aileler öyle yetiştirmiş ki. Öyle bir güzel yetiştirmiş ki yani canını vermiş. Ne düşünebiliyor musunuz? Candan daha değerli bir şey var mı bu hayatta? Yok. Ama işte bayrağı için o ailenin vermiş olduğu vatan sevgisi, terbiye ile o işte her şey ailede başlıyor. Her şey ailede başlıyor. Aynen öyle. Dediğiniz. Doğru. Peki şehit ailesi ve gazi ailesi arasındaki farklar var mı? Gözlemleriniz nelerdir? Tabii. Şimdi bir gazi olarak hani biraz önce de belirttim mi? Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum ki o şehadet mertebesine ulaşmaya gerçekten biz çok isterdik. Ama hep ailelerin yanındayız.
İnanın 13 yıldır camianın içindeyim. Anne ve babalarımızın evladı yerindeyiz. Eşim onların gelini oldu. Benim çocuklarım onların hep torunları oldu. Hep böyle Çok gördüler. şükür. Biz hep böyle bir, biz büyük bir aileyiz. Hep kullandığımız şey de böyledir bizim. Ama tüm samimiyetime söylüyorum. Ben daha bugüne kadar bir tane dahi şehit anne babama seni anlıyorum, sizi anlıyorum diyemedim. Diyemem. Yani bu çok hamasi geliyor bize. Yani bunu söyleyenler de, ben buradan sizin aracılığınızla bir mesaj vermek istiyorum. Tabii Söylemeyin ki, bunu. Bakın gerçekten neden? Şimdi ancak bir benim şehit annemi bir şehit anne sanlar. Evet. Bir şehit babasını ancak bir şehit babası sanlar. Yani evlat acısı yaşamamış olan bir kişi hiçbir şekilde ne olursa olsun biz hep şu kapının orasında kalıyoruz. Çünkü Maalesef. onlar kafa kafaya verir zaman onlar onu anlıyorlar. Yani ancak ben seni anlıyorum diyebilmem için Allah muhafaza iki evladım var. Allah razı olsun. Evlat acısı yaşaması lazım insanın ki onu o acıyı yaşasın ki biz bunu yaşamadık. Hissetmek çok zor bir durum. Kimseye de Allah evlat Allah acısı vermesin. hissetmesin, Çünkü evet. içlerindeyim, gözlemliyorum yaşadıkları. İnanın dernekte evladı 1990 yılında şehit olmuş bir anneyle işte yeni hemen çok yakın bir sürede şehit olmuş bir anne bazen karşı karşıya geliyorlar, yan yana geliyorlar. İşte seninki ne zaman şehit oldu, seninki ne oldu falan. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Gözlerindeki acı aynı. Yani bir süre sonra buradan akan yaş Aynen. aynı. Yani 50 yılda geçse, 30 yıl geçse o acı bitmiyor. Onun için ailelerimiz hep bir taraflara eksik olan, onların tamamlanması, o eksikliği tamamlanması çok mümkün olmayan, hatta çok çok zor olan bir kesim. Bir de bizim camiamızda, ailemizde öyle bir kesim var ki zaten onlar yani hayata 1-0 falan değil, hayata 10-0 yenik başlayan bir kesim var ki onların üzerine çok gidilmesi gereken bir kesim. Aziz şehitlerimizin bize emanet olan çocukları. Şimdi biraz önce bir Şuhut ilçemizden geliyoruz. Şehidimizin şehidimiz şehit olduğunda daha 5 aylıktı kızımız. Hı hı. Şimdi kızımız 4 yaşına geldi. Maşallah. Konuşmaya başladı, yürümeye başladı. Annesine soruyor şimdi. Babam nerede? Herkesin babası var da benim babam niye yok? Yani düşün. 2016 yılında Van'da şehit olan Çay Akkonak Köyü'nden bir şehidimiz Gökhan Şengül, jandarma uzman çavuş. O dönem şehit geldiği zaman ki Gökhan şehidimizin cenazesine biz 2 gün 3 gün sonra ulaşabildik. Ancak çok çetin bir çatışma ortamındaydı. Ve geldiğinde törenle, namazla biz şehidimizi ebediyete uğurladık. Hanımefendi hamileydi. 3 ay sonra Gökhan doğdu. Oğlunun adına da Gökhan koydular. Şimdi Gökhan 5 yaşına geldi. Baba şimdi Gökhan derneğe geldiği zaman koşuyor geliyor. Nereye geldin? Babaya geldim. Şimdi. Ve annesi onu kucağına alıyor. Hadi Gökhan babaya gidiyoruz diyor. Şimdi babaya gittikleri zaman gittikleri yerde mezar. Şimdi Gökhan 5 yaşında babayı böyle benim gibi sizin gibi canlı kanlı bir şey zannetmiyor. Mezar taşını baba zannediyor Gökhan. Ve gidiyor o soğuk mezar taşını baba ben geldim diyor. Tabii büyüdükçe farkına varacak ama işte burada çocuklarımızın çok büyük eksiği var. Bunları hangi bir maddiyatta, hangi dünyalıkla bu eksiği tamamlayabiliriz? Yani bunun cevabı yok. Burada en çok zorluğu çeken de şüphesiz ki anneler, şehitlerimizin evet, eşleri. Hem anne olmaya çalışıyorlar, hem baba olmaya çalışıyorlar. Şimdi cevapsız bir soru geldi çocuktan. Babam nerede? Hadi cevap verelim ona, ne diyeceğiz? Veya babayı mezar taşının baba zannediyor çocuk. Büyüyecek şimdi. Herkesin okula gidecek. Okula gittiği zaman milletin herkesin babası geliyor. Yani inanın derneğe kendi çocuklarımın olduğu ortamda eğer bir şey çocuk gelirse hanıma hemen işaret ediyorum. Yani onları görmemeye, dokunmamaya bile çalışıyorum. O kadar da hassas bir noktadayız yani. Evet. Hani içinden geçirdiği verirse hani benim de keşke babam da sağ olaydı falan. Yani çok çok zor bir durum. Allah hepsine çok kolaylık versin. Amin onlara abi olmaya çalışıyoruz, büyük olmaya çalışıyoruz ama yani biz bile bu kadar etkilenirken düşünün o evin içindeki yanan ateşsiz düşünün yani.
Böyle yani az her önce iki aşamasında. Sizin dediğiniz gibi doğru başkanım. Yani bir kor, hiç sönmeyen bir kor var ve hep yanıyor. Evet. Hani 5 yaşındaki bir çocuk baba dediği zaman buz gibi bir mezar taşı diyorsunuz. Tabii. Hani bunu artık bilip, bunu artık görüp, bunların artık olmaması için dua ediyoruz hepimiz gerçekten. Burada dediğiniz gibi siz anlatırken biz gerçekten çok farklı bir milletiz. Biz gerçekten bir şeyleri birbirine karıştırmamış, saygı dolu bir milletiz. Doğru. Bildiğim kadarıyla Antep'te arkadaşı şehit olmuş biri anlatıyor burada. Diyor ki eşimle yan yana yolda yürümüyorum. Siz zannetmeyin ki hani biz onunla yan yana yolda yürümeyi bilmiyoruz. O benden daha arkada gelsin, daha geride gelsin. İşte bildiğim kadarıyla Kurtuluş Savaşı zamanında Tabii. soruyorlar işte. Bizim kardeşlerimiz, bizim arkadaşlarımız cephede kaldıktan sonra biz eşlerimizle, çocuklarımızla yan yana yürüyemezdik ki. Ya nispet olurdu, anlaşılırdı, ya ne olurdu, yanlış anlaşılırdı. Onun için biz diyoruz ki eğer bir baba eşiyle yan yana yürümüyorsa ya da işte bir baba çocuğuyla yan yana yürümüyorsa mutlaka bunda bir sebep vardır, saygı vardır, adab-ı maşeret kuralı Doğru. vardır. İşte bunu anlayabilmek ve bunu özümseyebilecek çok hassas bir milletiz biz çok Doğru. şükür. Bütün bunlara baktığımız zaman da az önce söylediğiniz gibi aileler modernleşmeyle birlikte peki çocuklarımızı gerçekten bu bilinçte yetiştirebildiğimizi düşünüyor musunuz? Şimdi hani bizim biz de artık bir orta yaşa geldik. Bizim yaşadığımız ve büyüdüğümüz ortamdan, çağdan, bugünkü yaşadığımız çağ çok çok Z kuşağı dediğimiz bir Evet. kuşak var. İnanın benim oğlum 14-15 yaşında, çoğu konuda kendini aşmış artık. Benim bazen yetemediğim noktalar oluyor. Çünkü ellerinde telefonları, tabletleri, bilgisayar, internet çok aktif kullanıyorlar. Ve Maalesef. yani bunu yararlı yönde kullandırmak ve o yönde eğitmek çok zor bir iş ve hassas bir nokta. Siz de bu işin zaten içindesiniz. Ama elimizden geldiğince onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Yani hem camiada da aynı şekilde, yani kendi çocuklarımız Evet. gibi o şehitlerimizin çocuklarını da. Ve inanın yetişen nesil gerçekten beni umutlandırıyor. Yani ben gerçekten umutluyum yetişen nesilden. Çok şükür. Bilinçli. Yani düşünün, ben 10 yaşımdayken belki Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ismini bilmezken şimdi neredeyse çocuk kabineyi sayacak. Yani, Evet. yani farkındalığı var, Çok bilinç şükür. var. Bilinç Yani bu var. yönde çok güzel gelişmeler var. Çocuklarımız gündem artık yani günceller ve teknolojiyi takip ediyorlar. Yine camiamız içerisinde yetişen çocuklarımız da çok başarılı olanları var. Yani buradan çok gerçekten saygıyla önünde eğilerek anıyorum ki Vural Şahin şehidimizin eşi Fatma ablamız, kendisi hemşire. Yani hep örnek gösteririm. İki çocuk yetiştirdi. Birisi bugün doktor. Çok Atandı, şükür. dün atandı. Küçük kardeş de ki babası şehit olduğunda annesi hamileydi yine. Büyüdü. Vural Şamil bugün avukat oldu. Çok Yani şükür. düşün, böyle bizim göğsümüzü kabartan, gururlandıran nice şehit çocuklarımız var. Hakim olan, avukat olan, doktor olan, öğretmen olan ve hala şu anda mesleklerini yapan ve babalarına layık bir evlat olarak da öğrenci yetiştiren o kadar çok şehidimizin çocuğu var ki bunlar bizi gururlandırıyor. İşte bugünün yani yeni yetişen nesilinde Evet. böyle şeyleri Çok var. şükür. Biz de gerçekten bu yönde de inanın babalarına layık çocuk oluyorlar. Babalarına layık çocuk oluyor. Gerçekten sohbet çok güzel başkanım. İlk bölümün sonuna geliyoruz ama şöyle kapatmak istiyorum ben ilk bölümümüzü. Çocuğumuz babasız kalabilir, annesiz kalabilir ama vatansız kalamaz. Kesinlikle. Denilen bir düsturun evlatlarıyız biz. Evet. Aileler olarak biz bu düsturla hareket ediyoruz ve inşallah çocuklarımız vatansız, milletsiz, bayraksız kalmasın. Çocuklarımız da babasız, annesiz kalmasın diyoruz. Her şey ailede başlar, devam edecek. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar buradayız.
Her Şey Ailede Başlar programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet, bugünkü konuğumuz İsmail Kumartaşlı Bey. Arada da konuşmuştuk İsmail Bey. Aslında gerçekten hani çok güzel bir görevi inşa ediyorsunuz siz burada. Ben şunu sormak istiyorum özellikle. Yani bu ailelerle ilgileniyorsunuz, ailelerde yardımlarınız bulunuyor ve bildiğim kadarıyla son zamanlarda hani yaklaşan bir 19 Eylül Gaziler Günü var. Bununla ilgili bir Gaziler Günü nedir ya da bununla ilgili yaptığınız çalışmalar vardı? Bunları dinlemek istiyorum. Tabii şimdi biz aslında şehit halleri gazi olarak her gün, her an, her dakika anılıyoruz. Evet. Hatırlanıyoruz. Birileri muhakkak ki aklından geçiriyor. Bir dua ile dahi olsa bir şehitlerimiz anılıyor ama bizim yılda iki günümüz var. Birisi 19 Eylül Gaziler Günü ki içerisinde bulunduğumuz hafta sonu 19 Eylül'de bir takım resmi ve özel törenler ve faaliyetlerimiz olacak. Bir de 18 Mart Şehitleri Anma Günü. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Evet. 18 Mart şehitlerimizi anıyoruz. Bizim yılda iki günümüz İki var. Günümüz. Evet. 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik ve Gazilik ünvanının verildiği gündür. Ve 24 Ağustos 2003 tarihinden itibaren de özel çıkan bir yönetmelik ile 19 Eylül Gaziler Günü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü olarak resmileştirildi. Ve bugünlerde biz hem öncesinde hem de sonrasında bir takım faaliyetleri yerine getiriyoruz ki o günde de işte Şehitleri Anma Günü'nde şehitlikte çelenk töreninden sonra şehit ailelerimizi ziyaret programımız, kabirleri ziyaret ve tabii devletimizin temsilcisi olan mülki amirlerimizin önderliğinde o günü öyle geçiyoruz. Yine 19 Eylül Gaziler Günü'nde de çelenk programından sonra konuşmalar yapıldıktan sonra devlet erkanımızla beraber aile ziyaretleri yapıyoruz. Ve akşamında da yine devletimizin başı, bizim burada Afyonkarahisar'da valimiz, Ankara'da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehit hallerimize, gazilerimiz misafir ediliyorlar. Ve en azından buralarda biz hatırlanıldığımızı, değer verildiğimizi hissediyoruz ki aslında siz biraz önce konuşurken de söylediniz, Cumhuriyet'in kurulduğu topraklar de yaşayan şehit aileleri gazi olarak aslında biz iki kere gururluyuz. Hem gaziliğimizden, şehit ailelerimizden dolayı gururluyuz. Hem de bu toprakların ne kadar kutsal, üzerine ne bedeller ödenmiş bir toprak olduğundan dolayı çok gururluyuz. Biz günlerimizi dolu dolu geçiyoruz. Hangi dönem olursa olsun devletimizin temsilcisi olan valilerimiz ilde, ilçelerde kaymakamlarımız tarafından ve tabii diğer yöneticilerimiz tarafından, komutanlarımız tarafından aranılıyoruz, soruluyoruz. Herhangi bir sıkıntımızın, ihtiyacımızın olduğu zaman her an bizim kapılar bize sonuna kadar açık. Her zaman. Ve bunun bu şekilde olduğunu görmek, ben bir bedel ödedim, bir uzuv verdim bayrağım için, devletim için. Ve devletim de bana bu bedelimin karşılığında bana bu değeri veriyorsa ayrı bir gurur veriyor bize. Çok şükür. Ve çok şükür. Gerçekten çok şükür. Bu anlamda biraz önce Şuhut Kaymakamımıza hem hayırlı olsun ziyaretine gittik, şehit ailelerimize beraberdik. Kaymakam Bey de aynı şeyi bize söyledi. Bizden çok burası sizin yeriniz. Bizim size çok borcumuz var dedi. Afyonkarahisar'ımızda yine Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde gerçekten bize değer verildiğini biz hissediyoruz. Buradan da sizin aracılığınıza tüm kamu kuruluşları, yetkilileri ve komutanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani biz hiçbir zaman yalnız kalmıyoruz. Devlet erkanı her zaman arkamızda. Evet. Siz söylerken şu dizeler geldi aslında benim aklıma. Hani ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana aşın açmış duruyor peygamber. Evet. Diyoruz ki peygamber bizi bekliyor diyen şehitlerimiz var. Diyorsunuz ki gazilerimizde devlet erkanı bizim yanımızda. Hani biz hiçbir zaman kendisi için, ülkesi için, vatanı için, milleti için, bayrağı için
Şehit olmuş olanı da, gazi de yalnız bırakmayan, evet, çok şükür birbirine kenetlenmiş bir milletiz. Belki bizi yıkamadıkları yerde burası başkanım, tabii, öyle değil tabii. mi? Şimdi asker vurulunca değil, unutulunca ölür. Evet. Böyle çok ünlü bir söz var ya. Dediğiniz gibi hem bunu zaten biliyorlar. Bu içteki ve dıştaki hain düşman biliyor bunu. Bizi yıkamayacaklarını, birlik beraberliğimizi bozamayacaklarını biliyorlar. Ve ellerinden geleni her tür, işte biliyorsunuz ki yani Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1915 Çanakkale'de Çanakkale'ye geçilmez diye tarihe altın harflerle yazılmış. Atalarımız yazmış bunu. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda bir mücadele başlamış ve çok kısa bir süre içerisinde düşman denize dökülmüş. Ve bunlar, şimdi düşmanlar baktılar ki o dönem biz bu milleti yok edemiyoruz. Bunların birlik beraberliğini bozamıyor. Tabii yıprandı, küçüldü, evet, hasta adam durumuna düştü ama kopmadı. Çok şükür. Ve işte biz mertçe, erkekçe çıkıp da Türk milletinin karşısına savaşa ne zaman girsek hep yenildik dediler. Sonrasında biz bunları içten kardeşi kardeşi düşürerek bölmeye, parçalamaya çalışalım dediler. Maalesef. Ki işte 80, daha öncesi de var ama tabii bu işte yaklaşık 40 yıldır uğraştığımız, mücadele ettiğimiz terör örgütlerini kendi elleriyle oluşturdular. Onlara para verdiler, onlara eğitim verdiler, onlara silah verdiler ve bizim içimize saldılar. Niye? Kardeşi kardeşe düşürüp, kardeş kanı akıtırıp, birlik ve beraberliğimizi bozup bayrağımızı indirmeye çalışıyorlar. Elhamdülillah güçlüyüz. Her şeyden önce bir milli ruhumuz var. Çok şükür. Damarlarımızda akan kan Çok zaten şükür. onu söylüyor. Bunu da başaramayacaklar. İşte 40 yıldır mücadele ediyoruz. Bu uğurda binlerce şehidimiz, on binlerce gazimiz var. Ama bir o kadar daha şehidimiz ve gazimiz olsa dahi biz gene söylüyorum, bu ülkeden bir tek çakıl taş dahi alamayacak bu hainler. İnşallah, inşallah. Peki bunu anlatırken benim aklıma şey geldi başkanım. Bunu yeni nesillere aktarmak için, yeni, evet, nesillere aktarabiliyor muyuz? Yani bizdeki bu milli ruh ve milli güç, yani o milli değerlerimizi yeni nesillere aktarmak için derneğinizin faaliyetleri, tabii, var mıdır? Çünkü mesela bir anaokulundaki çocuğumuzu sizi şu madalyayla görse, ya evet, gazilik neymiş? Benim ülkem neymiş, benim vatanım neymiş, benim bayrağım neymiş? Çünkü hani o küçük yaşlarda öğretilen şeyler hepimizin zihninde var. Değil miydi, evet, ki hani ayağımız da ıslak bile olsa andımızı söylüyorduk, tabii, orada değil mi? Değil miydi, tabii, ki bayrağın altında İstiklal Marşı'nı söylerken devamlı, hepimiz çok mutluyduk? Değil evet, mi ki bunlar bize hep küçükken, o ruh küçükken verildi? Doğru. Bununla ilgili derneğinizin küçük ruhlara, küçük kalplere, milli ruhlarımızı işlemek için projeleriniz var mıdır? Şimdi çok hassas bir noktada yakaladınız ki buradan saygıyla, rahmetle anıyorum. Herkesin tonton dedesiydi. Tahsin dedemiz, Tahsin Koç dedemiz. 1,5 yıl oldu vefat edildi. Evet. Aramızdan ayrıldı ki yani benim de sağ tarafım gitti. Allah eylesin. Yani onun gidişi hala alışamadık biz. Yani Tahsin dedemiz. Alışamayız başkanım, ama şöyle bir şey, onun için dua edebiliriz. Alışamayız, alışmak o kadar değişik bir kelime ki. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Bizden daha çok seven Rabbim onu yanına aldı. Bizden daha çok seven Rabbim onu yanına aldı. Yani Tahsin dedemizin anlattığı okuldaki o çocuklardaki ruhu, biz o kadar biliyoruz ki hani gittiği okullarda çocukların eve nasıl koşarak geldiğini, çocukların eve bir insanın yaşlanmış olsa bile o gazilik bilinciyle, o milli ruhla neleri paylaştığını gerçekten hani ailelerden duyduğumuzda bizim de gözlerimiz yaşarıyor. Ailelerden duyduğumuzda biz de farklı duygular içine giriyoruz. Hele ki düşünsenize, çocuk diyor ki, eve annesi koşarak geliyor. Biliyor musun, madalyalı amcalar geldi, onlar olmasaymış şu an ben olmayacakmışım diyor. Bu o kadar farklı bir duygu ki, yani çocuk minnetinin kime olacağını, artık bizim yerde yatana da ayakta gazi olarak dolaşıp ben varım deyip çocuklarına da, onlarla ilgilenenlere de bir borcumuz olduğunu öğrenmiş oluyor diye düşünüyorum. Gerçekten bu çok önemli. Buradan Tahsin dedemiz de
saygıyı rahmetle anıyoruz. İşte 1,5 yıl oldu aramızdan ayrıldı. Onunla biz tam 7 yıldır ilimizin her yerindeki en küçük köy okulundan da davet geldiyse oraya da gittik. İlimizin en büyük kolejinden davet geldiyse oraya da gittik. Çok ve hep vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bu memleketin, bu ülkenin, bu bayrağın kolay kazanılmadığını ve birlik ve beraberliğin bu kadar kolay olmadığını hep anlattık. O kendi söylemleriyle, kendi şivesiyle o savaş, göğüs göğüse savaşı nasıl olduğunu anlatır. Biz elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce genç kardeşlerimize terör örgütünün ne olduğunu, ne amaçla kurulduğunu, ne yapmak istediklerini hep bunu anlatırdık. Ve inanın bu 7 yıl içerisinde hem 19 Eylül Gazi Ergün öncesi sonrası ve 18 Mart Şehitler Anma Günü'nün öncesinde ve sonrasında ve yıl içerisinde eğitim öğretim dönemi devam ettiği süre içerisinde hep okul programlarımızı yapardık. Yani yeter ki davet gelsin hep giderdik. İşte bu pandemiden dolayı geçen yıl çok fazla bir etkinliğimiz olamadı. Bu sene de bir belirsizlik yine var. Okullar açıldı ama biz ara ara okul yöneticilerimizle de görüşüyoruz. Şimdi hani çocukları alıp da bir salona doldurup maalesef riske atabilir miyiz acaba? Ama elimizden geldiğince biz bu programları yapıyoruz, yapacağız. Nefesimizin son nefesimize kadar biz bu vatan sevgisini, bayrak sevgisini anlatacağız ve aşılayacağız. Yine derneğimize çok fazla ziyaretçi geliyor. Yani her yaş grubundan gelen, özellikle çocuklarımız geliyor, onlara ayrı bir önem vererek, onlarla ilgilenerek, anlatarak, onlara da bayrak sevgisi ve şehitliği, gaziliği anlatmaya çalışıyoruz. Yine okulların ziyaretleri bizim derneğimize çok fazla olur. Bu süreç çok içerisinde. Önemli aslında. Başkanım. İşte burada o hassasiyeti gösteren, düşünebilen tüm eğitimci öğretmenlerimizi saygıyla gerçekten anıyorum. Gelip de yani yeter ki bizden istesinler, biz anlatırız, söyleriz. Çünkü biz anlatıyoruz ya, özellikle kız çocuklarının üzerinde çok fazla duruyorum. Çünkü kız çocukları ana olacaklar. Evet. Ve o analar da evlat yetiştirecek. Onun için onların biz ne öğretebilirsek onlar da onun öğrendiklerini çocuklarına aktaracaklar. İnşallah böyle büyüyecekler. İnşallah. Hep onlar da böyle söylerim ben. Çünkü onlar ana olacaklar. Bizim İnşallah. Şehitlerimiz de bir ana yetiştirdi. Gazilerimiz de bir ana doğurdu. Onun için hep bu farkındalığı böyle yaşayarak onları anlatmaya çalışıyoruz. Dernek olarak hiç boş kalmıyoruz. Elimizden geldiğince programlar yapmaya çalışıyoruz. İşte şu dünyayı saran pandemi süreci bitse de biz de rahat rahat böyle inanın iple çekiyoruz ki öğrencilerimizle biz de buluşalım. İnşallah. Anlatalım. İnşallah. Bir şehit babamızı alıyoruz. Yani şehit babasının ne hissettiğini, ne düşündüğünü onlara anlatıyoruz. Zaten gazi dedelerimiz oluyor. Onlar birebir savaş yaşadıkları için. Evet. İşte biz elimizden gelince söylediğim gibi terör örgütünün ne olduğunu hep anlatıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz ve anlatacağız. Öğretiz. Evet. Her şeyin başı eğitim. Her şeyin başı Tabii. eğitim. Yani her şeyin başı eğitim. Her şey gerçekten ailede, her şey gerçekten annede evet. başlıyor. Hani bir anne dediğiniz gibi ne kadar evde farklı bir rüzgar estirir, ne kadar o manevi ve milli değerleri anlatmaya kalkarsa o çocuklar o kadar gerçekten evet. kendini tanıyan başta, daha evet. sonra önce ailesinden başlayaraktan vatanını, milletini tanıyan bireyler evet. olarak yetişiyor. Şehitlere ölüler demeyin, onlar diridirler. Evet. Lakin biz bunun Doğru. farkında değiliz. Ayet. Ayet-i Kerime, Allah'ın Doğru. emri bu. Bunu düşündüğümüz zaman sizin birçok yaşadığınız olay, birçok yaşadığınız hikaye, birçok karşılaştığınız anı var. Bunlardan en çok böyle hani aklımda kalan, hiç unutamadığım dediklerinizden birini bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi derneğimizde yani evimizde öyle ortamlar oluyor ki işte babalarımız geliyor, annelerimiz geliyor, birebir onlarla sohbet esnasında veya bir yaşadıkları bir olay olursa bizi muhakkak gelir anlatırlar ve gerçekten hani fani dünyadayız ama biz gerçekten onların ölü olmadığını Allahü Teala'nın ayetinde belirttiği şekilde şu dünyada biz fiili olarak yaşıyoruz. Yani biz çok fazla örnekleri var böyle. Ve şimdi öyle bir durum var ki ailemizin 4 çocuğu var, 3 çocuğu var. Bütün anne babalarımız şunu söylüyorlar bir kere. O farklıydı.
doğduğu günden şehit olduğu güne kadar o farklıydı. Oturması, kalkması, büyüklerine, küçüklerine saygısı, karıncayı inciltmezdi. İnanın bütün ailelerden aynı kelime, sanki böyle ayarlamışsın, böyle hepsi de aynı kelimeleri döküyorlar bu şehitlerimizin şeyini. Ama işte biz bilemedik, biz konduramadık diyorlar. Hani onun, Allah onun mührünü vurmuş da biz onu göremedik, konduramadık diyorlar. 2012 yılında Şırnak'ta şehit olan şehit piyade üsteğmen Sami Çiftçi. Babamız Mehmet amcamız da 2 yıl önce rahmetli oldu. Onların yaşamış oldukları bir anne ve babanın bir olayı var. Çok böyle vardı. Afyon şehitliğinden diyor hanım annemiz ve Mehmet amcamız gitmiş. Baktım diyor, annemizin de böyle bir doğal konuşması var. Tanıyanlar bilirler. Böyle baktım sağa sola, kimse yok diyor. Feryat, figan, çok özledim oğlum, işte bırakıp gittin, dayanamıyorum, ağladım, 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 artık yorgun düştüm diyor, bitap düştüm diyor. Mehmet amcam kolundan tutmuş, şehitliğimizin merdivenlerine inerken, bir tane diyor, bir 12-13 yaşında bir çocuk geldi diyor. Böyle beline kadar sapsarız, düzgün böyle, saçları taralı böyle, altın gibi parlayan saçları olan bir kız çocuğu geldi diyor. Bir cam sürahi, cam bardakla. Bir bardak suyu doldurdu, bana uzattı, çok ağladın, ağlama dedi, dedi. Suyun dedi yarısını içtim dedi, sonra yarısını da Mehmet amcana verdim dedi, o da içti suyu dedi. Şimdi düşünüyorum diyor, 12-13 yaşında bir çocuk, şehitlikte, mezarlıkta tek başına ne işi var? Acaba hangi mezarın başına gidecek de hangi şehidin yakını, hani yeğeni, kardeşi, merak ederken diyor, dolaştı dolaştı diyor. Sami'nin diyor, şehidin mezarının ayak ucunda kayboldu diyor. Şimdi ben hayal görüyor olsam diyor, Mehmet amcan da gördü diyor. İkimiz de çok defa birbirimize teyit ettik bunu diyor. Ayak ucunda, yani anne ağlıyorsun artık ağlama demeye gelmiş. Yine Dinar'da 2015 yılında Akçaköy'de şehit olan, Hakkari'de şehit olan İzzet Taşbaş şehidimizin annesi, elleri öpülesi Salih annemiz. Gerçekten anadır. Bir annedir yani, Osmanlı kadını böyle. Hani biz öyle tabir ederiz ya. Der ki böyle anlatıyor. Çok da çiçekleri falan seven, evi de böyle botanik bahçesi gibi. Hep diyor bir böyle koltuk var diyor. Oraya gelir diyor, uzanır diyor. Böyle sigara içer diyor. Buradan külü böyle düşer diyor böyle. Bir girdim eve diyor. Bir böyle bir hissettim, rüzgar hissettim böyle diyor dışarıdan diyor. Cam da yarım açıktı diyor, böyle aralıydı diyor. Bir baktım diyor, sigaranın külleri yerde diyor. Teyzemiz de tek başına yaşıyor evde. Başka kimse yok. Hani başka bir sigara içip de hani oraya külü bırakacak kimse yok. Yine bir gün diyor, böyle ben uzanırken falan diyor, böyle geri kulağımı yapar diyor. Böyle şey yaparım, ben çok onun hoşuna giderdi böyle bir hareket yapmak diyor. Canım geçmiş böyle diyor. Bir böyle kulağıma birisi üfürdü diyor. Bir uyandım ki diyor, çiçekler hala yaprakları kımıldıyor diyor. Cam da açıktı böyle diyor. Yani biz yaşıyoruz bunları. Görüyoruz onların. Ve yine tüm samimiyetimi söylüyorum. Şehitlere malum oluyor. Onlar biliyorlar. 2016 yılında Bingöl'de şehit olan şehidimiz Kerimye. Şehit piyade uzman çavuş Kerimye. Rahmetli Ramazan bir gün Fatma annemizi anlatıyorum. Herkes bilirler Fatma annemizi. Programımıza da geldiler. Evet. Sağ olsunlar. Selamlarımızı iletiyoruz buradan. Aleyküm selam, iletirim. Bir gün Ramazan günü diyor. Tabii Güneydoğu'da olduğumuz için daha erken ezan okunuyor. Biz oruç açmışken biz de öyleydik. Burada biz sofrada ezan bekliyor oluyoruz. Ararmış. Demiş ki annem demiş, canım annem demiş. Hadi demiş, ne yapıyorsunuz işte sofrada ezanı bekliyoruz oğlum. Oruç açacağız. Bir dua et dedim şu oruçlu ağzından, ben bir şehit olayım demiş. Oğlum git demiş, yapma demiş. Yok yok demiş, sen bir demiş şöyle güzel bir dua et dedi oruçlu ağzından, ben bir şehit olayım falan. Ve Fatma anneye yaptırmış duayı. Yine şehit olmadan son izne gelişinde şehidimizin babası, yani bir de Süleyman babamız da böyle kardeş gibidirler, çok da benzerler böyle. Herkes kardeş zannedermiş. Evet. Gel baba demiş, sen de demiş bir eczaneye gidelim demiş. Ne yapacağız oğlum demiş. Gel bak demiş, ben gideceğim demiş. Bu gelişim benim son gelişim. Şehit olarak geri döneceğim demiş. Sen de şimdi demiş
sinirlenirsin, üzülürsün, her tarafı kırıp dökersin. Gel sana ben bir sakinleştirici hap olayım. Sen bu hapı kullan. Benim haberim geldiğinde de hazırlıklı ol demiş. Ya git şudur, Allah ağzından alsın falan. Ve harbiden zorla eczaneden o ilacı almış. Cemre koymuş. Cenazemizi biz şehidimizi sonsuzluğa uğurladıktan sonra 3-4 gün sonra biz tabii Süleyman babamızla oturup konuşurken dedi ben nasıl sakin duruyorum biliyor musun dedi. Nasıl dedim. İşte dedi şehidimi bana alıp da sakinleştirici olarak verdiği hap atıyorum ben kullanıyorum dedi. Yani böyle de böyle bir evlat yetiştirmek, böyle işte bir... onlara mali ol. Onlar Evet, biliyorlar. Biliyorlar. Onlar biliyorlar. Gerçekten insan nedir? İnsan Allah'ın yeryüzündeki mührüymüş. Onlar gerçekten Allah'ın yeryüzünde mührü olan insanın yeryüzündeki farklı kanatlı melekleri, kanatlı temsilcileri diyoruz biz. Doğru. Rabbim her birisine gani gani rahmet Amin. Eylesin inşallah, Amin. İnşallah başkanım. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Gerçekten çok güzel, çok anlamlı bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Ben ailelere ileteceğiniz mesajları ve son sözlerinizi dinlemek isterim. Öncelikli olarak tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin inşallah. Onların şefaatlerinden bizleri de inşallah Allah-u Teala mahrum bırakmaz. Biz de onlardan nasipleniriz. Yine şu anda görevleri başında hem ülke dışında hem de ülke içinde dağda, taşta, güneydoğuda mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize, askerlerimize Allah güç kuvvet versin. Amin Yine inşallah. bu mücadele esnasında yaralanıp şu anda hastanelerde tedavileri devam eden birçok gazi arkadaşımız var. Uzun uzağa yatırılmış. Onlara tez zamanda sağlıklarına kavuşup Amin. Aramıza dönmeleri, aileleriyle mutlu bir hayat yaşamalarını Allah'tan dua ediyoruz. Ve sizin aracılığınıza, tüm halkımıza bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten Afyonkarahisar'da Afyonkarahisarlı olmanın, Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda yaşamanın farkındalığını biz hani biraz önce konuştuk tabii devlet erkanı muhakkak yanımızda. Devlet bizim yanımızda ama halk da bizim yanımızda. Çok şükür. Yani en küçüğünden en yaşlı ferdine kadar bizi gördükleri zaman hal hatır sorarlar. Bizlere verdikleri gözlerinden biz anlayabiliyoruz onların o samimiyetini. Gelirler, ziyaret ederler. Onlara da çok teşekkür ederiz. Ve son olarak yine söylüyorum, ülkemizin içindeki ve dışındaki bizi bölmeye çalışan, bayrağımızı indirmeye çalışan tüm kötü emelli düşmanlara, hainlere söylüyoruz. Biz var oldukça bu ülke ilelebet yaşayacak, sonsuza kadar payidar kalacaktır. İnşallah. Bayrağımız inmeyecek, bu ülkeden bir tek çakıl taşı dahi verilmeyecektir. İnşallah. 19 Eylül Gaziler Günü'nün arifesinde, devletimiz bize görev verirse, gaziler olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya hazırız. Bu canımız bu millete, bu devlete, bu bayrağa feda olsun diyoruz. Amin inşallah, inşallah. Çok güzel düşünceler, çok teşekkür ederiz. Bu sözün üzerine hiçbir söz söylenmez diyorum. Sadece Her Şey Ailede Başlar programı ekibi olaraktan biz de Gaziler Gününüzü şimdiden tüm içtenliğimizle kutluyoruz. Gazimizin az, şehitimizin hiç olmadığı güzel ve mutlu İnşallah. Günlerde buluşmak dileğiyle. Her Şey Ailede Başlar programından bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın diyoruz.